aslında herkes olayı tabi dediğiniz gibi suç örgütlerinin silahlı eylemleri olaylarla görmeye çalışıyor. Suç örgütlerinin ayakta kalabilmesi, var olabilmesi, devam ettirebilmesi için mutlak surette emniyetle irtibatlı olmaları gerek. Emniyette belli makamlarla ilişki geliştirip onlarla menfaat bağına dayanan bir destek görmeleri lazım. Emniyet niye destekleyecek? Oradan maddi menfaat alıyor. Yani öncelikle birinci ayağa ilk ulaştıkları yer emniyet oluyor o zaman. Bu emniyetten durumda bir destek almak mecburiyet. Destek almazsa o iş yürütmesi çok çok zor olur. İkincisi yargıda destek almak mecburiyetteler. Yani hakimler, savcılar, Yargıtay'dan her boyutta bir ilişki geliştirmek ve orada bir destek almak mecburiyetteler. Üçüncüsü siyasette bir destek almak mecburiyetteler mutlak surette. Yani bu ayaklardan destek alamazsa... Basın desteği de var mı efendim bunların arasında? Efendim? Basın, medya desteği de oluyor mu? Yani tabii medya desteği düşünebilir iş adamları ama onlar ikinci, üçüncü planda. Yani medya irtibatı olmasa da işini yürütebilir. Ama emniyet irtibatı olmasa yürütemez. Çünkü emniyet ilk şikayette karşısına çıkacak olan görevlidir. Yargıda da irtibatı olmasa, şimdi bakın Türkiye'de adı duyulmuş olan ne kadar mafya mensubu dediğim, organ suç örgütü dediğim insanların listesinin sabıkalarını çıkarın. Ondan aşağı sabıkası olan yok. Peki diyorsunuz ya biz bir slogan attık içeri girdik 10 sene yatıyoruz. Bir yazı yazdık şurada diğer yazdık. Bu insanlar adamı öldürüyor, adamı yaralıyor, gasp ediyor, hürriyet tahdit ediyor, tehdit ediyor. Birçok suç işliyor. Bunlar içeride kalmıyorlar. Niye kalmıyorlar? Bir, çok ciddi şekilde emniyette bazı çevrede korunuyorlar. Emniyette kurtaramadılar, yargıda korunuyorlar belli sahada. Siyasette destek alıyorlar. Şimdi bunlar bu güçlerini bunlar aldığı zaman görünenden çok daha güçlü hale gelebilirler. Şimdi hatırlar mısınız? Sedat Peker açıklama yaptı. Demişti ki ben içerideyken geçmiş başbakanlardan Sayın Mesut Yılmaz'la ilgili bir şey vardı elimde kaset. Bunu şantaj diye kullandım resmen. Önemli bir davada içerideydim. Çok durumu ağırdı. Davada kurtarıldım, temizlendim. Ben bırakıldım. Ve ayrıca 5 milyon lira da para aldım. Şimdi bakın bir mafya mensubu basit alıyoruz ama devrinde başbakanlık yapmış. O tarihte belki başbakan değil ama başbakanlık yapmış bir kişiyi tehdit ediyor, şantaj yapıyor. Hem olmayacak bir davasından kurtarıyor. Yargı kurtarıyor. Oraya bir destek oluyor. Hem de para alıyor. Şimdi bu güç çok önemli bir güç. Bunu düşündüğünüz zaman başka sahaları yönetin. Türkiye'deki ticareti, Türkiye'deki sanata, Türkiye'deki ihalelere, Türkiye'deki bütün işlemlere bu yeraltı güçleri müdahil oluyorlar. Birçok olay emniyete, yargıya taşınamaz. İhalede fesat karıştılar, ihale aldım iş adamlar büyük paralarla. Oradaki sorun mahkemeye gidemiyor. Uyuşturucu kaçakları sorunu mahkemeye gidemiyor. Veya davasını hem halletmek isteyen büyük alışverişli davalar mafyaya taşınıyor. Mafya nasıl hallediyor bunu? Yine emniyette şikayet olduğunda emniyetteki unsuruna dayanıyor. Yargıda destek alıyor. Çok şeytani zekası olan avukatlar ve onların ağları var, irtibat kurdukları, hangi hakim, hangi savcı menfaatle halledilebilir, kime rüşvet verilebilir, kim burada kullanılabilir, bunları kullanmak suretiyle her zaman kenara çıkıyorlar. İşte toplumlar korku yaratıyor. Niye? Her olaydan sonra giriyor, geri çıkıyor, giriyor, geri çıkıyor. Tanıklar ifade değiştiriyor, davaları davadan vazgeçiyor, kendi suç ile beraber arkadaşları vazgeç ifadeyi onlar, suçu onlar üstleniyorlar, ben yaptım diyorlar. Yani Türkiye'nin çok ciddi bir sıkıntısı var organ suçlara mücadele, mafya mücadele konusunda. Bugüne kadar adı geçen herkes 10 kere, 20 kere girmiş çıkmış, hiç kimse doğru dürüst mahkum veya çok az süre mahkum oldu. Daha garibi, mahkum olan da cezaevinde... Ha ben de orayı soracaktım. Madem mahkum oluyor evet, Hanifi Bey. Devam ediyor. Şimdi mesela çok sayıda aynı organize suç örgütü mensubu, işte az önce diyoruz ya şu kadar çete çökertildi, hem uluslararası, ulusal düzeyde, yerel düzeyde, bölgesel düzeydeki. Bakıyorsunuz bu şey şu kadar yakalandı, hakikaten baktığınız zaman binlerle ifade ediliyor. Yakalandı. Bunlar cezaevinde. Bu örgüt liderleri veya işte ikinci adamları içeride olmasına rağmen içeride mi yönetiyorlar bu örgütlerini? Maalesef bazı örgüt yöneticileri, yani